Saatlerimiz 11'i gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel felaketi yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor ve o anlara ilişkin öncelikle çarpıcı görüntülerle başlayacağız. İşte selden geriye bu görüntüler kaldı. Baraj inşaatının olduğu yerde toprak kayması ve heyelan meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi heyelanları da beraberinde getirdi. Su baskını yaşanan baraj şantiyesinde onlarca araç ve iş makinesi balçık yığınına gömüldü. O anlara ilişkinde çarpıcı görüntüler ekranlara geliyor. Sel felaketinde Artvin'de bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişilik bir ailede anne, baba ve çocukları da kayıp. Arama çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. İşte o anlara ilişkin çarpıcı görüntüler ekranlara getiriyoruz. Peki arama çalışmalarında son durum ne? Bölgeye gideceğiz şimdi. Artvin'e çeviriyoruz kameralarımızı. A Haber muhabiri Mehmet Keçkel karşımıza. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Son bilgileri hemen senden alalım. Evet, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte sel felaketi de beraberinde geldi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti. Yusufeli baraj şantiyesinde çalışan bir işçi sele kapılarak yaşamını yitirirken 3 vatandaş da kayıp sel sularına kapılarak kayboldu. Artvin Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda kayıp 3 vatandaş arama çalışmaları bölgede devam ediyor. Henüz bir neticeye ulaşılmış değil. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan şunu da ifade edelim. Artvin Erzurum Karayolu da meydana gelen heyelanla birlikte ulaşıma kapandı. Aslında heyelanlar diyebiliriz güzergahta, çünkü 3 ayrı noktada heyelan meydana geldi. Toprak kayması meydana geldi. Bu sebeple Artvin Valiliği de vatandaşların farklı bir güzergahı kullanmalarını istiyor. Öte yandan selin meydana getirdiği bir felakette tabii araçların tamamen balçık yığınına kapanması ve balçık yığının altında kalması, Yusufeli Baraj şantiyesinde meydana gelen sel felaketiyle birlikte kayıp 3 vatandaş bulunuyor. Anne, baba ve çocuk aranıyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda. Aslında geceden itibaren arama çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar bir gelişme yok, ancak bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini bir kez daha ifade edelim. Bölgede de sağanak yağış etkisini zaman zaman göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda yarın akşam saatlerine kadar da sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. Karadeniz'in doğusunda özellikle iç kesimlerde sel ve ani su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli, temkinli olmaları, ulaşımda meydana gelecek aksamalara karşı da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Bir kez daha belirtelim, Yusufeli Baraj Şantiyesi'nde meydana gelen sel felaketinde bir vatandaş hayatını kaybederken kayıp 3 vatandaş arama çalışmaları devam ediyor. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz. Söz tekrar sizde. Mehmet Keçkel'e teşekkür edelim. Peki dün geceden beri neler yaşandı? O anlarda neler oldu? Şimdi gelin bu sorunun yanıtına bakalım. Sel ve heyelan yıkıma yol açtı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası taşkınlar meydana geldi. Yusufeli Barajı şantiyesini sel ve heyelan vurdu. İşçilerin kaçma anı böyle görüntülendi. Sele kapılan bir kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konteyneri gidiyor, baksana alta. Sel bazı araçları da sürükledi. Şantiyede hasara yol açtı. Artvin valisi Yılmaz Doruk, selin vurduğu Yusufeli'de incelemelerde bulundu. Gerçekten ciddi bir felaket yaşadık burada. Akşam saat 19.30 civarlarında bir sel geldi. Bir tane kaybımız var. Bir vefatımız var şantiyede çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp. Anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor. Artvin Erzurum Karayolu da yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Bir yandan da baraj şantiyesindeki sel suyu tahliye edildi.
Öte yandan Erzurum'un Oltu ilçesinde de sağanak sonrası dere taştı. Ayvalı mahallesinde bazı yollar, bahçelerle tarım arazileri zarar gördü. Bir evde su bastı. Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Bu kez yağışın etkili olduğu bir başka noktada Rize. Rize'nin İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ve araçları su bastı. İşte o görüntüler, İkizdere taştı. İkizdere'nin taşmasıyla birlikte ortaya bu görüntüler çıkmış durumda. Meteorolojiden gelen uyarıları hatırlatalım. Bölge için yağışların devam edeceği uyarısı var. Şiddetli yağışlar beraberinde sele ve zaman zaman da toprak kaymasına neden oluyor. Hava radarına bakalım. Bakalım hava radarında son durum ne? Özellikle Karadeniz bölgesi. Batıdan başlayalım. İstanbul'un doğusundan itibaren yağış uyarısı var. Meteorolojiden gelen uyarı. Ancak en ciddi yağış uyarısı şüphesiz ki Doğu Karadeniz için geçerli. Doğu Karadeniz'de meteorolojiden gelen uyarıda aşırı yağışların, şiddetli yağışların sele dönüşme riski var ki devam eden görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Gün boyunca hem Doğu Karadeniz hem de Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar olabilir. Akşam saatlerine kadar da bu yağışların etkili olma ihtimalinden bahsediliyor. Diğer Türkiye'nin diğer bölgeleri ise yeşil. Yani meteorolojik olarak herhangi bir uyarının bulunmadığı bölgeler, ancak sarı ve turuncu rengiyle gösterilen bölgelerse şiddetli yağış uyarısının olduğu noktalar, özellikle de Artvin ve Rize çevresinde yine şiddetli yağış haberlerini bugün ne yazık ki ekranlara getirebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Ve bir yandan da dünün gündeminin sıcak başlığıydı. Heybeliada'da çıkan orman yangını. Yaklaşık 5 hektarlık orman alanı kül oldu. 2 farklı noktada yangın çıkmıştı. Bir yandan da tabii ki soruşturma başlatıldı. Hem yangına ilişkin son bilgileri alacağız hem de o soruşturmaya ilişkin son duruma bakacağız. Hemen kameralarımızı Heybeliada'ya çeviriyoruz. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır karşımızda. Ramazan, kolaylıklar dileyelim. Yangına ilişkin son bilgileri, soruşturma ilişkin detayları hemen senden alalım. Şu saatte itibariyle soğutma çalışmalarının da tamamlandığını belirtelim. Bir önceki yayınımıza kadar soğutma çalışması ekipler tarafından devam ediyordu. Yaklaşık 5 hektarlık bir alan zarar gördü. İşte şu anda ne yazık ki o işler acısı manzara da ekranlarımıza geliyor. İki ayrı noktada başladı yangın. Birincisi mezarlığın bulunduğu kulübede, barakada çıkan yangın. İkincisi ise oraya yaklaşık 200-300 metre daha uzak bir mesafe, yani bulunduğumuz noktada yangın çıktı. Tabii iki farklı noktada çıkması akıllara bir sabotaj mı var ihtimalini getirdi. İşte bununla ilgili olarak da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı soruşturma, inceleme neticesinde 3 kişi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor. Tabii ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri de bekleniyor şüphelilerin. Bunun dışında yine soruşturma kapsamında bölgedeki ekiplerin delil toplama çalışmaları da yapıldı ekipler tarafından. Şu anda işte gördüğümüz nokta Aşıklar Yolu olarak belirtilen nokta. Çok fazla hareket alanımız yok. Zaman zaman teknik aletlerin çekmeme durumu var. O yüzden fazla hareket etme imkanı da bulamıyoruz zaman zaman. Bunu belirtelim. Aşağı noktada yine ekiplerin orada incelemesi devam ediyor. Peki yangının çıkış nedeni ne? Bu soruşturulacak. Bu bölgede maalesef işler acısı bir görüntü hakim. Hemen Ertan'dan rica edeceğim sol tarafına dönmesini. Yangının olduğu noktada bir yol var. İşte Aşıklar Yolu dediğimiz nokta burası. Burada da yangın oldukça etkili oldu. Peki nasıl ortada bir yol varken bu tarafa sıçradı? İşte yetkililerin de üzerinde durduğu nokta bu elimdeki kozalaklar. Yangın sırasında 100 metreye kadar da sıçrayabildiği belirtiliyor. İşte acaba yolun karşısına bu kozalakların sıçramasıyla mı alevler sıçradı? Bu da akıllardaki soru işareti. Maalesef hepimizin yüreğini yakan görüntülerdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarafından yapılan açıklamada da yangına çok sayıda helikopterle ve uçaklarla müdahale edildi. Bilgisi paylaşıldı. Yine İHA'larla yangına müdahale edildi. İHA'lar nokta atışı yapılması için o uçaklara net görüntüler sağladı. İşte yangında hasar gören ağaçlardan bir tanesi de maalesef bu. Yine aşağı doğru dönersek
5 hektarlık bir alan saat 17 sıralarında başlayan yangın neticesinde zarar gördü ve 19.45 sıralarında da yangın tamamen söndürüldü. Ancak buraya geldiğimiz zaman maalesef burada hala içten içe yanan ağaçları görmüştük. Ertan, bu tarafa doğru ilerleyebilirsek. İşte Heybeliada'da yaklaşık 5 hektarlık bir alanda etkili olan ve herkesin yüreğini yakan o yangından geriye kalan görüntüler bunlar. Soruşturma ile ilgili şüpheli 3 kişi vardı. Onların ifade işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki saatler içerisinde de adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor diyelim. Konuyla ilgili gelişmeleri de takip edeceğimizi belirtelim. Ramazan'a teşekkür edelim ve tüm Türkiye ve tüm dünyanın gözünün çevrili olduğu nokta Ayasofya Camii. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazıyla birlikte kılınacak. Tabii ki bu kararla birlikte akla bazı sorular da geldi. Özellikle de Ayasofya'nın içerisinde bulunan mozaiklerin ne olacağı sorusu. Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Hemen Ayasofya Camii'nin olduğu noktaya dönüyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer karşımıza. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki demin de dediğimiz gibi bazı sorular da var. Özellikle de mozaiklerle ilgili. Söz hemen sana bırakalım. Evet. Ayasofya'daki mozaik ve freskler. Onların geleceği ne olacak? En fazla merak edilen soru bu. Ancak dün bu soruya dair önemli bir ipucu aldık. Nereden? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın dünkü ziyaretinden. Çünkü söz konusu tarihi eser Ayasofya Cuma günkü kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kontrolüne devredilmişti. Ancak dünkü inceleme ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı da bizzat yer aldı. Yani Ayasofya'nın kültürel boyutu kesinlikle göz ardı edilmeyecek. Peki o freskler ve mozaikler namaz kılınmasına engel teşkil etmemesi için ne yapılacak? Özel bir ışıklandırma sistemi üzerinde duruluyor. Resmi olarak açıklanmamasına rağmen şu an itibariyle zemine kurulacak özel bir ışıklandırma sistemiyle namaz esnasında o ışıklardan yardım alınarak mozaik ve fresklerin namaz kılınmasını engellemesinin önüne geçilmek isteniyor. Bununla beraber farklı sorular da yine geliyor. Peki namaz saatlerinde cemaatle namaz kılınacağı zaman ışıklandırma sistemi çalışırsa bireysel olarak namaz kılmak isteyenler namaz kılmak isterken mozaik ve freskler ne olacak gibi sorular da sorulabiliyor. Buna dair de acaba turistlerin mozaik ve freskleri görebileceği belli saatler mi belirlenecek ve o saatlerde içeride namaz kılmak mümkün olmayacak mı gibi sorular veya fikirler birbirini izliyor. Aslında genel olarak dünkü inceleme ziyaretinde Mehmet Nuri Ersoy'un özellikle vurguladığı bir nokta vardı. Mimarlar, restoratörler ve tarihçilerle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da fıkıh konusunda uzmanlaşmış bir ekibinin içeride çalışıyor olması ve söz konusu planlama tamamlandıktan sonra yarın yani salı günü Bakanlar Kurulu toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne fikirlerin sunulması ve onun onayı sonrasında da net yol haritasının şekillenmesi bekleniyor. Çünkü 24 Temmuz'da çok uzun bir zaman dilimi yok. O yüzden adımların hızlı atılması gerekiyor. Bununla beraber Ayasofya'nın halılarının siparişinin verildiği ve aslında içeride turist ziyaretine de izin verebilecek tarzda halı yerleştirilebilmesi de yine ihtimaller arasında. Gelişmeleri bekliyoruz. Biz de ayrıntıları somutlaştıkça izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Bakalım ilerleyen günler nelere gebe. Mehmet Nülfer'e de notlar için teşekkür edelim. Bir yandan da FETÖ terör örgütüyle mücadele de tüm hızıyla devam ediyor. Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görev yapan hemşirelerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne kısa bir süre kala o geceye dair yeni görüntülerle devam edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlar darbecilere karşı destansı bir direniş sergilerken bir yanda da Türk Hava Yolları çalışanları da Atatürk Havalimanı'nın içerisinde darbecilere direnmişti. Şimdi o anları ekranlara getireceğiz. ...15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde hain kalkışmaya ait hiç yayınlanmamış yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Atatürk Havalimanı kargo terminalinden. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin hedef aldığı noktalardan biri de Atatürk Havalimanı'ydı. FETÖ'cülerin amacı havalimanını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını koordine eden THY Operasyon ve Kontrol Merkezi'ni ele geçirmekti. Ancak FETÖ'cü hainler kontrol merkezine kargo çalışanlarının da direnişi sayesinde girmeyi başaramadı. Tabii endişeliyiz. Hareketle tanklara saldırmaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yolu değiştiriyor, geçemiyor. Hainlerin darbe kalkışmasını başlattıkları saatten kısa bir süre sonra THY kargo yöneticisi Serdar Demir operasyon merkezine geçti. Saat 21.30 sularıydı. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Demir, darbecilerin havalimanını işgal etmeye çalıştıklarını görünce bir araca binerek Apron'a gitti. Apron'da yolcuları esir alan darbeciler, arabayla gelen yöneticileri de esir almak istedi. Darbeciler havaya ateş açtı ve dur ihtarında bulundu. Bunun üzerine araçtaki yöneticiler darbecilerden kaçmaya çalıştı. Ancak içlerinden sadece biri kaçabilmiş ve kargo merkezine ulaşmıştı. Kargo çalışanları hala olayın ne olduğunu bilmiyorlardı. Ankara'yla temas kuruldu ve bir bakanlık yetkilisi bu işgalin millete karşı bir kalkışma olduğunu söyledi. Ve darbecilerle mücadele başladı. THY kargo yöneticisi Serdar Demir, kargo çalışanlarına durumu izah etti. Çalışanlar bunun üzerine hainlerin kontrol merkezini işgal etmemesi için canlarını ortaya koydu. Bütün kapılar kapansın talimatı veriyoruz. Durumdan bahsediyoruz arkadaşlar, ya hep beraber ya hiç. Nasıl mücadele edeceğimizi, hep beraber olmamız gerektiğini, ya bugün yaşayacağımızı ya da hiç yaşayamayacağımızı. Bütün sorumluluk bende diyorum burada. Bayağı bir itirazlar geliyor arkadaşlardan. Bütün sorumluluk bende diyorum. Kapılar kapanıyor. Kapıların arkalarına paletler kapı koyuluyor. Yürüyüş başlıyor. Ben önde, arkadaşlar arkada, hep beraber çıkışımızı yapıyoruz. Kutlu yürüyüşümüz başlıyor. Depodan ayrılmak üzere yola çıkıyoruz. Hep birlikte darbecilere karşı direndiler. İlk olarak operasyon kontrol merkezi korunacak, ne pahasına olursa olsun içeri FETÖ'cü asker sokulmayacaktı. Peki darbeciler neden kargo bölümünü işgal etmek istedi? Aslında cevap çok basitti. Çünkü kargo binasının üst katında bulunan THY Operasyon Kontrol Merkezi uçakları canlı takip ediyor ve indirilmesini sağlıyordu. Elbette hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yüzlerce personel ilk olarak kargo girişinin önünde içeri girmeye çalışan tanka set oldu ve darbeciler geri püskürtüldü. Tanklar geliyor ama karşısında bizi buluyor. Evet, biz iyice görüyorsunuz aşağıda, ellerinde telefonlar arkadaşlar, tankların önüne siper oluyoruz. Tanklar geçme gayretinde fakat bu insan yığınını geçmeleri mümkün değil. Biz de Türk askeri bize bir şey yapmaz düşüncesi, tabii endişeliyiz. Hareketle tanklara saldırmaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yolu değiştiriyor, geçemiyor. Ardından da kalabalık halinde Atatürk Havalimanı apronlarına doğru hareket edildi. Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Kargo çalışanları sabaha kadar cesaretle hainlere karşı büyük bir direniş örneği gösterdi. Gün aydınlandığında bir uçağa isabet eden merminin bıraktığı iz de işte böyle görüntülendi. Ve o kanlı gece FETÖ'cü hainler halkın mücadelesi sayesinde amacına ulaşamamış, kargo çalışanları da dahil binlerce vatansever hainlere karşı omuz omuza mücadele etmişlerdi. Ve sabahın ilk ışıklarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve halk Atatürk Havalimanı'nda birlikte işte bu görüntüyü vermişti.
Dün geceden beri tüm dünyanın, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin konuştuğu bir konu, bir skandal. Aslında akla gelmesinin ya da dile dökmenin bile çok zor olduğu bir ifade. İnternette çocuk ticareti mi yapılıyor sorusu artık tüm dünyada soruluyor. Bu soruyu sormamızın sebebi ise internette dün geceden itibaren yayılan bazı görseller. Bu görseller internet şirketi e-ticaret yapılan bir site üzerinden satışa sunulan ürünlerle ilgili. İlk fotoğrafımızda bazı dolapları görüyorsunuz. Belki de hepimizin evinde kolaylıkla çok ucuza alabileceğimiz dolaplar. Ancak fiyatlara baktığımızda bir gariplik olduğu karşımıza çıkıyor. Dolabın fiyatı 14.499.000 dolar, yani 15 milyon dolar. Türk parasına çevrildiği zaman bu dolabın fiyatı yaklaşık 90 milyon liraya tekabül ediyor. Bir başka dolapsa 13.799.000 dolar, yani 14.000 dolar. Neden biri bir internet sitesi üzerinden bir dolaba 15 milyon dolar verebilir mi sorusu akıllara geldi. Yetkililer de açıklamalarda bunda el yapımı bir dolap olduğunu, hatalar olduğunu söylediler. Ancak iş bu kadar değildi. Çünkü başka sayfalara baktığımızda daha dikkat çeken örnekler vardı. Yastıklardan bahsedildi. Çok basit. Sadece bir yastık için 9 milyon 999 bin, yani 10 milyon dolar, 60 milyon lira isteniyordu. Ama işin daha da ilginci olan hem dolaplarda hem de diğer ürünlerin önlerinde yer alan isimler. Mesela bu yastığa baktığımızda Dunning adı veriliyordu. Tesadüf müydü? Bilinmez. Çünkü birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı isimli 15 yaşında bir kız çocuğu kaybolmuştu. Tek örnek bu da değildi. Yine aynı şekilde bir başka yastığa baktığımızda Duplessis adı verilmişti. Ama tesadüf müdür? Yine bilinmez. Hemen yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yaşında Duplessis isimli bir kız çocuğu kaybolmuştu. Yanında bir başka fotoğrafa baktığımızda bir dolap satılıyordu. Aslında çok basit bir dolaptı ama Samiyah isimli bu dolaba istenen fiyat 12 milyon dolardı. Peki Samiyah kimdi? İddialara göre 2019'un 30 Nisan tarihinde kaybolan 17 yaşındaki bu kızın da ismi Samiyah'tı. İddialara göre işte o eşyaların üzerine o isimler konuluyordu. Bu sayede kaybolan kız çocukları ya da kaybolan kişiler internet üzerinden satılıyordu. İşte bu iddianın gündeme gelmesiyle birlikte tüm dünyada şu soru sorulmaya başlandı. Acaba internette şifreli bir şekilde çocuk ticareti mi yapılıyor? Amerikan mobilya devi Wayfair internette çocuk ticareti mi yapıyor? Sosyal medya işte bu kan donduran suçlamayla sarsıldı. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine otururken sitede yer alan bazı akıl almaz detaylar firmayı büyük zan altında bıraktı. Her şey bir sosyal medya kullanıcısının sıradan mobilya ürünlerine verilen fahiş fiyatlama sistemini fark etmesiyle başladı. Aynı özelliklere sahip ürünlerin bir kısmının ortalama fiyatın 100 katına yakın fiyatlara satılması sosyal medyada şüphe uyandırdı. Tüyler ürperten detaysa işte bu noktadan sonra ortaya çıktı. Fahiş fiyatlarla satışa sunulan ürünlerin isim kısmında yakın zamanda Amerika'da kayıp olarak bildirilen çocukların ismi gizliydi. Üstelik ürün arama kısmına kaybolan çocukların isimleri yazıldığında çıkan ürünler de ortalama fiyatın kat be kat üstündeydi. Akıl almaz detayların ortaya çıkmasıyla sosyal medyada firmanın çocuk ticareti için şifreleme sistemi uyguladığına yönelik paylaşımlar peş peşe geldi. Korkunç iddia sosyal medyayı kasıp kavururken firmadan konuya ilişkin şüpheleri daha da artıran bir açıklama yapıldı. Söz konusu ilanları alelacele kaldıran Wayfair, fiyatlama sisteminde bir hata olduğunu savundu. Amerikalı yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, sosyal medyada firma hakkında yasal işlem başlatılması gerektiği tartışmaları sürüyor. Deminki görselleri aktardığımız sırada bir hata yaptık, onu hemen düzeltelim. Eşyaların altındaki fiyatlar milyon dolar değil, 1.000 dolar, yani bir dolap için istenen fiyat yaklaşık 15 bin dolar. Türk lirası karşılığıyla 90 bin liraya denk geliyor. Yine korkunç rakamlardan bahsediliyor. Peki bu rakamlar ya da internet üzerinden gizli olarak çocuk ticareti mi yapılıyor sorusu gündemde. Tabii ki bu soruyla birlikte aslında geçmiş örnekler de karşımıza çıkıyor. Peki neredeydi o geçmiş örneklerin merkezi?
Almanya'daydı. Almanya'da Boğa Haber muhabiri İsmail Erel karşımızda olacak. Bir başka uzman konuğumuz da bilişim uzmanı Ali Keskin de yine yayın konuğumuz. Ama öncelikle Almanya'ya uzanmak istiyorum. Çünkü Almanya'da da aslında Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl binlerce çocuğun kaybolduğu ya da kayıplara karıştığı bilgileri geliyor. Peki nedir Almanya'da ve Avrupa'daki son durum? Evet, Avrupa genelinde baktığımızda Avrupa genelinde kayıp mülteci sayısı, mülteci çocuk sayısı yaklaşık 10 bin. Almanya'da ise Federal Kriminal Dairesi'nin verdiği bilgilere göre ülkede toplam 10 bine yakın çocuk kayıp. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocukların akıbeti henüz bilinmiyor. Bunların %20'sinin refakatsiz mülteci çocuklar olması ise dikkat çekiyor. Hazırlanan son raporlara göre 2000'e yakın mülteci çocuk kayıp, yani bunlar 18 yaş altı olan çocuklar. Bunların 800'ün çocuk yaşta, yani 14 yaş altında, diğerlerinin ise mülteci gençler olduğu öğrenildi. Aileleri olmadan daha iyi bir yaşam için Almanya'ya gelen çocukların Afganistan, Suriye, Fas, Somali gibi ülkelerden olduğu öğrenildi. Çocukların insan tacirlerinin eline düşmüş olma ihtimali olduğu gibi organ mafyasının eline düşmüş olabilir. Bu çocuklar başka Avrupa ülkelerine götürülmüş olabilir. Aynı zamanda da çocukları olmayan ailelere verilmiş olabilir. Çocukların gerçek isimleriyle işlem görmemesi halinde bu çocukların akıbetinin gerçekten de çok kötü olabileceği konuşuluyor. Kaçırılan çocukların maruz kaldığı olaylar arasında tabii ki şiddet olayları, cinsel istismar gibi olaylar da olabilir. Organ mafyası dediğimiz gibi devrede olabilir. Almanya'da açıklanan istatistiklere bakıldığında ise kayıp genç ve çocukların sayısı son 2 yılda azalma kaydetti. Ancak bunun nedeni çocukların bulunması değil, gençlerin reşit olup kayıp çocuk istatistiğinden çıkarılması diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. İsmail Erel, teşekkür ederiz. Bir başka yayın konuğumuz daha var. Bilişim uzmanı Sayın Ali Keskin. Sayın Keskin, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Dünya dün geceden beri internette çocuk ticareti mi yapılıyor sorusunu soruyor ki bir dolaba 15 bin dolarlık fiyatlar verilmiş durumda. Sizce internet üzerinde şifreli bir şekilde böyle bir satış yapılabilir mi? Yani yapılabilir. Bu tabii sadece Amerika'da örnekleri yok. Başka ülkelerde ve birçok e-ticaret kuruluşlarına bu şekilde örnekler var. Biliyorsunuz özellikle dün Amerika'daki bir e-ticaret sitesi üzerinden başlayan bir kampanya Türkiye'de de konuşulmaya başladı. Özellikle Türkiye'de bazı e-ticaret sitelerinde de bu şekilde uçuk fiyatlarda oyuncakların satıldığını, çocuk kıyafetlerinin satıldığını gördük. Maalesef burada sadece kıyafetler ve eşyalar satılmıyor. Bununla birlikte isimlendirilerek ve atıyorum bunlarda bir halı ölçüsünden bahsedelim. Bir halı ölçüsünün boy büyüklüğünden bahsederek aslında çocuğun boy ölçüsünü vermiş oluyor. Bir şifreli mesaj yani bunlar. Halının ağırlığını verince işte çocuğun kilosunu vermiş oluyor gibi çok iğrenç maalesef şifre detayları ortaya çıkıyor. Ve bu tabii dünya genelinde aslında birçok kaybolan çocukların aslında ne tür tuzaklara düştüğümüzü bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu şifreli olmasa bile özellikle sosyal medya hesabından buna özel bile hesap açan ve bunlarla ilgili resimler yollayan birçok böyle kripto hesaplar da bulunuyor. Sadece yani çocukları cinsel istismar yoluyla değil, daha demin belirttiğiniz örnek de çok güzeldi. Özellikle çocukların organlarını kullanmak için organ mafyaları da maalesef bu çocukları kullanabiliyor. O yüzden yani sosyal medyayı biraz daha bilinçli kullanmalıyız. Sayın Keskin, bu noktada aslında yine dün geceden itibaren ortaya çıkarılan iddialardan biri bu konu ya da bu firma üzerinde özellikle Amerika'da yoğun bir kampanya yapılmasına rağmen Twitter'ın algoritmayı gerekçe göstererek hiçbir şekilde bu hashtag'i TT listesine almamış olması ya da gündeme dahi getirmemiş olması, hatta üzerine uyarı koyması, yani gerçek değildir tarzında bir uyarı yapması. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Söyleyeyim. Şimdi bu aslında çocuk istismarları, cinsel istismarlar dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Genelde bu siyasetçilere kadar Amerika'da sıçradığı için muhtemelen Twitter'da bu konuyla ilgili bir önlem alarak muhtemelen birilerinden de telefon almışlardır. Bu gündemin daha fazla ön plana çıkmaması için hani burada Amerika'daki bazı siyasetçilerin itibarına zarar gelebileceğini düşündükleri için bu şekilde çalışma yaptıklarını düşünüyorum. Ki dediğiniz gibi dünya tren sıralarında da yeterince sıralamaya girmiyor ve şu an bütün dünya bu konuyu konuşuyor.
Ama maalesef sosyal medyanın gündemine çok fazla girmiyor. Biz elimizden geldiğince bu konuyu daha fazla konuşmaya çalışacağız. Aslında en önemli nokta şu. Yani biz bunu sosyal medyada ne kadar çok konuşursak konuşalım, burada en büyük iş ailelere düşüyor. Evet. Yani çocuklarını kaybettikten sonra üzülüyorlar. Herkes başına geliyor. Bugün benim de kız evladım var. Ama çocuklarımızı lütfen zaman geçirsin diye, işte oyalansınlar diye telefonlarını ellerine verip onları daha 7-8 yaşındayken sosyal medyaya bağımlı bir hale getirmeyelim. Her şeyin bir yaşı var. Yaşı geldiğinde, reşit olduğunda çocuklar sosyal medyasını güvenli bir şekilde kullansın, telefon kullansınlar. Ama gerçekten çocuk yaşta şu anda ben etrafımda ne kadar insan görüyorsam hepsi çocuğunu oyalansın diye eline telefon veriyor, tablet veriyor. Bunlar hiç uygun şeyler değil. Ve buradan şimdi çocuk bilinçli olmadığı için bu alanda, yetişkin olmadığı için karşı taraftan gelen mesajlar çocuğu ikna edebiliyor. Yani çocukları kandırabiliyorlar. O yüzden evet, çocuklarımıza lütfen sahip çıkalım. Yani burada ekran başında izleyen insanlara da söylüyorum. Lütfen lütfen sahip çıkalım yani. Dijital medyayı çocuklarımıza doğru bir şekilde öğretelim. Sosyal medyayı doğru bir şekilde evet, öğretelim. Bilişim uzmanı Ali Keskin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Türkiye ve dünyanın şüphesiz ki gündem maddelerinden biri olacak önümüzdeki günlerde. Yine günün öne çıkan bir başka sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. Esenyurt, sayın seyirciler, güne korku dolu bir yangınla başladı. İşçilerin kaldığı bir şantiyede yangın çıktı. Yangın sabah saatlerinde başladı. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alevlere teslim oldu. Olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise limanda demirli bulunan savaş gemisinde yangın çıktı. Amerikan savaş gemisinde büyük çaplı yangın çıktı. Kontrolden çıkan alevler dakikalar içinde devasa gemiyi sardı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden. San Diego kentinde askeri limanda demirli olan USS Bonham Richard isimli savaş gemisinde yangın çıktı. Hızla yayılan alevlerin ardından gemiden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Onlarca kişinin yaralandığı yangına itfaiye ekipleri hem karadan hem de denizden müdahale etti. Geminin rutin bakım için limanda demirli olduğunu aktaran Amerikan donanması yangın sırasında denizcilerin gemide olmadığını açıkladı. Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonham Richard en son Güney Kore'de yapılan manevralarda görev almıştı. Söz konusu gemi aynı zamanda iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle devam edeceğiz. Ancak o diğer ülkelerden farklı bir yöntem izlemişti. İsveç çoğu zaman önlem almamıştı. Gerekçe olarak da sürü bağışıklığının uygulanmasını istediklerini vurgulamıştı. Ancak yapılan çalışmalara göre, bilim insanlarına göre sürü bağışıklığı sistemi İsveç'te işe yaramadı. İsveç'te koronavirüse karşı sürü bağışıklığı stratejisi işe yaramadı. Resmi verilere göre başkent Stockholm'de insanların sadece %7.3'ü hastalığa karşı antikor geliştirdi. Ülkedeki vaka sayısı 74 bini aşmış durumda. Bilim insanları İsveç'in aksine sert önlemler alan diğer İskandinav ülkelerindeki vaka sayısının azlığına dikkat çekiyor. İsveç'in koronavirüs testi konusunda da diğer ülkelerin gerisinde kaldığı belirtiliyor. Test rakamlarında halen istenilen seviyeye ulaşılamadığı ifade ediliyor. Özellikle yaşlılara özel bakım evlerinde virüsün yayılmasının önüne geçilememesi de eleştiriliyor. Salgına hazırlıksız yakalanan İsveç hükümeti şimdi sonuç vermeyen sürü bağışıklığı stratejisi yüzünden eleştirilerin hedefinde.
İsveç salgına karşı herhangi bir kısıtlamayı devreye sokmamış, yalnızca vatandaşların uymaları için tavsiyeler yayınlamıştı. Okullar, restoranlar ve alışveriş merkezleri açık kalmaya devam etmişti. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da 12 yaşındaki bir çocuğu bir şey ısırdı ve çocuk bir saat sonra hastaneye kaldırılmasıyla birlikte bir saat sonra yaşamını yitirdi. Ayağımı bir şey ısırdı dedi, saatler sonra da öldü. Acı olay Antalya Kaş'ta yaşandı. 12 yaşındaki Hamza Sertel ailesiyle birlikte düğüne gitmişti. Küçük çocuk anne ve babasından izin alıp dışarıya çıktı. Aradan çok geçmeden de ayağımı bir şey ısırdı deyip fenalaştı. 12 yaşındaki Hamza hemen hastaneye götürüldü. Çocuğun ayağında 3 diş izi vardı. Durumu ağırlaşan Hamza'ya doktorlar müdahale etti ancak kurtarılamadı. Onun ölümüne neyin neden olduğuysa otopsi sonucu belli olacak. Peki 12 yaşındaki Hamza'nın ölümüne sebep olan neydi? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Kameralarımızı Antalya'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Yasin Anzerli konuyla karşımızda olacak. Teşekkürler. Evet, Hamza'nın ölümü tabii ki bölgede de gerçekten derin bir üzüntüye neden oldu. Tabii o neydi onu ısıran? Bunun cevabı otopsiden sonra belli olacak ama tabii ihtimaller var. Yılan mı acaba ısırıyor ya da akrep ısırığı mı? Bu ihtimalleri de değerlendireceğiz. Konuğumuz var Erkan Göksu Hocam. Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Acı bir olay yaşadı o aile ama ne olabilir? İşte yılanın üzerinde ama durulduğunu da söyleyelim. Hı hı. Ölüm süresine baktığımız zaman ölüm süresi oldukça kısa ve Türkiye geneli için düşündüğümüz zaman engerek dediğimiz, vipera dediğimiz türler, yılan türleri oldukça yaygın bir şekilde gözüküyor ve bizim bölgemizde yani bu bölgede de viperaya bağlı ısırıkları görüyoruz. Dolayısıyla hani sürenin de kısa olması nedeniyle ilk planda bunun bir yılan ısırığına bağlı gelişmiş olabileceğini düşünebiliriz. Çünkü bu tür yılan ısırıkları birkaç etki yapıyor. Isırdığı bölgede lokal doku reaksiyonlar neden oluyor. Yani ısırdığı bölgede ciddi şişlik yaratabiliyor. Onun dışında da kan tablosu dediğimiz özellikle pıhtılaşma sistemi üzerine çok ciddi olumsuz etkileri var ve kanamaya neden olabiliyor. Hızla tedavi edilmediği takdirde, her hasta için geçerli değil bu durum ama bazı hastalarda ölümle sonlanabiliyor. Hocam, ya da ciddi akciğerinin kısa bir süre içinde işlevlerini kaybettiği bilgisi de var. Akciğere de direkt etkisi oluyor mu? Yani akciğerde kanama meydana gelmiş olabilir ama otopsi sonucu ve mikrobiyolojik inceleme, mikroskopik inceleme bize bunu gösterecek. Ama onun dışında başka bir durum var. Toksinlere maruz kaldığımız zaman akut respiratuar solunum yetmezliği dediğimiz, ARDS dediğimiz bir tablo gelişiyor. Belki toksine maruz kaldıktan sonra ARDS tablosu nedeniyle bu hızlı gelişmiş olabilir. Ama dediğim gibi otopsi sonuçları herhalde bu konuda bize en doğru bilgiyi verecektir diye düşünüyorum. Hocam yaz aylarında özellikle havalar ısındığı zaman sık sık rastlanır bu tür vakalara. Buradan tabii vatandaşlar için de özellikle kırsal bölgedeki vatandaşlar için de bir uyarı niteliği olsun. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığında ne yapmak lazım? Yani ülkemiz için baktığımızda aslında zehirli olabilecek hayvanların sayısı çok fazla değil. Ama örümcekler var. Örümcekler çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Akrepler kısmen ama çok ciddi sorun yaratmıyor. Bu engerek cinsi dediğim yılanlar var. Bunlarla ilgili sorun olabilir. Bunlar soğukkanlı hayvanlar. Dolayısıyla yaz aylarında çıkıyorlar. Bu hayvanların doğası gereği bu hayvanlar saldırgan değil. Yani kendilerini tehdit hissettikleri zaman ortaya çıkabiliyorlar. Olur da yanlışlıkla üzerine basılacak olursa ya da yavrularının olduğu bölgeye gidilecek olursa insanları ısırabiliyor. Fakat ilginç olan şeylerden bir tanesi şu, %25'i ısırıkların kuru ısırık. Yani hayvanlar ısırıyor fakat zehirlerini zerk etmiyorlar. Geri kalan kısmında ise bir miktar zehiri kişilere zerk edebiliyorlar. Daha önceden beri bildiğimiz bir şey var, o da şu. Yani yara bölgesini, ısırdığı bölgeyi emmek kesinlikle yanlış bir tutum.
Onun dışında hani hayvanı yakalayalım, hastaneye getirelim faydası olur düşüncesi de doğru. Çünkü hayvanlar da şey yapıyorlar, tekrar tekrar ısırığa maruz kalıyorlar. Yani sağlık kuruluşuna gitmek lazım. Evet, en kısa sürede hiçbir şey, başka ekstra bir şey yapmadan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Antalya'daydık. O acı hadisenin neler olabileceği üzerinde direkt uzmanıyla konuştuk diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım. Yasin Anzerli'ye ve konuğuna notları için teşekkür ederim. Çarpıcı bir görüntüyle devam edeceğiz. Elazığ'da bir kamyonun freni patladı. Bariyerlere çarpıp devrilen aracın o görüntüleri, o kaza sırasında güvenlik kameraları da kayıttaydı. İşte o anlar. Freni patlayan kamyon böyle devrildi. Görüntü Elazığ Keban'da kayda geçti. Bir kamyon hızlıydı, viraja sert girdiği sırada freni patladı. Sonrasında da olanlar oldu. Kamyon bariyerlere çarpıp devrildi. Neyse ki o esnada bölgede araç yoktu. Kazada can kaybı yaşanmadı. Geriye ise bu görüntüler kaldı. Hatay'da yaşanan ve günün en çok konuşulan görüntülerinden biriyle devam edeceğiz. İki kişi motosikletin üzerinde ilerliyordu ve bir evden, muhtemeldir ki bir balkondan düşen halı o iki motosikletlinin üzerine düştü. Ve o anlar bakın kameralara nasıl kayda geçti. Motosikletin üzerine halı düştü, iki kişi yola savruldu. Görüntü Hatay, Antakya'da kayda geçti. Motosiklete binen iki kişi seyir halindeydi. Bir apartmanın balkonunda asılı olan halı üzerlerine uçtu. Motosikletle birlikte üzerindeki iki kişi de yola savruldu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Geride bu korkutan an kaldı. İstanbul Arnavutköy'de hırsızların hedefinde kurbanlıklar vardı. 4 kişinin bulunduğu bir araç Metin Karakaya'ya ait ahıra yaklaştı. Karakaya'nın gözü gibi baktığı 7 koçu tek tek araca koyup kaçtılar. O anlarsa saniye saniye ahırın güvenlik kamerasına yansıdı. 7 kurbanlık koç hırsızların hedefi oldu. Görüntülerin adresi İstanbul Arnavutköy. Sabah saatleriydi. 4 kişinin olduğu ticari araç Metin Karakaya'nın hayvanlarının bulunduğu ahıra yaklaştı. Karakaya'nın olmadığı bir anda araçtan inen hırsızlar ahıra girdi. Kısa sürede 7 koçu kucaklayarak tek tek araca koydular. Sabah koyunları otlatmaya saldım. Erkek hayvanlarım içerideydi. Tam ben saldım, 15 dakika sonra onlar gelmiş. Yengen camdan bakmış benim ne tarafa gittiğimi, bakmış yüklüyorlar. Hırsız var demeye kalmıyor, arabayla kaçıyorlar. Hırsızlar daha sonra aynı araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Adamlar tepkili gelmişler. Maskeleri var, eldivenleri var. Arabayı da ağacın dibine eylemişler. Zaten belli orada. Şurada ağaç. Plakayı alamıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına devam edilen Pendik-Tavşantepe Havalimanı metro hattında artık sona yaklaşılıyor. Yani Sabiha Gökçen'e kısa bir süre sonra metro ile ulaşmak mümkün olacak. İnşaattaki son duruma bakacağız. Kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu daha karşımıza. Aslı, kolaylıklar dileyelim. İnşaata ilişkin son bilgileri senden alalım. Evet, şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanındaki Sabiha Gökçen Havalimanı metro
durağındayız. Buradaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hemen şöyle arkadaşım da sizlere göstersin. Nazmi Can Tanrıöver. Burada inşaat aşaması hala devam ediyor. %80'e yakını tamamlanmış durumda. Kaynarca Sabiha Gökçen metro hattının inşaatı. Bu inşaat tamamlandığında tabii ki çok önemli bir metro inşaatı. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı'na isteyen yolcular metroyla artık gelebilecekler. Özellikle hem Kadıköy'den hem Yeni Kapı'dan buraya ulaşılabilecek. Çünkü birçok metro hattıyla ve Marmara'yla entegre olacak bu metro hattı. Ve yaklaşık Yeni Kapı'dan 62 dakikada yolcular Sabiha Gökçen'e gelebilecekler. Yine Kadıköy'den 13 dakikada burada olabilecekler, bunu belirtmiş olalım. Hemen belirtelim, 4 istasyonu bulunuyor bu metro hattının. 3 delme tünel gerçekleştirildi. Tünellerin de tamamının neredeyse bittiğini söyleyelim. 7.4 kilometre uzunluğunda bir hat ve yaklaşık az önce de belirttiğim gibi %80'e yakını tamamlanmış durumda. Tünel kazıları yapıldı. İstasyonlar şu anda yapılıyor. Yine elektromekanik, sinyal ve mimari çalışmalarda başlatıldı. Bir kısım raylarında döşenmeye başlandığını söyleyelim. Hemen tabii tarih verelim. Özellikle 2021 yılının sonuna doğru bu metro hattının bitirilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da burada ziyarette ve incelemelerde bulunmuştu. O da metro hattını incelemişti diyebiliriz. İşte bu hat bittiğinde birçok yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolcular buraya artık metro hattıyla ulaşabilecekler. Özellikle Yeni Kapı'dan 62 dakikada, Kadıköy'den de 46 dakikada ulaşmak mümkün olacak. Kaynarca ile Sabiha Gökçen arasıysa bu metro hattıyla 13 dakikaya inmiş olacak diyelim. Çalışmalar tüm hızıyla metro hattında inşaatında devam ediyor. Sözü yeniden size bırakalım. Aslı Bilger Kutludağ'da notları için teşekkür ederim. Bu bağlantıyla birlikte bültenimizin ilk kısmını tamamlıyoruz. Saat başına gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, dün İstanbul Heybeliada'da iki farklı noktada orman yangını çıkmıştı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve 3 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma ilişkin son bilgilere bakacağız. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Heybeliada'ya A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır karşımıza. Ramazan, kolaylıklar dileyelim. Son bilgileri senden alalım. Dakikalar önce aslında son dakika bilgisi olarak paylaştık. 3 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 5 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Maalesef herkesin yüreği yanmıştı Heybeliada'da. Şu anda kameraman arkadaşım detayları gösterirken ben de soruşturma ile ilgili bilgileri paylaşayım. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu noktada iki ayrı noktada çıkan yangın nedeniyle soruşturma başlattı ve yapılan incelemeler neticesinde de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve oradaki ifade işlemlerinin ardından iki şüpheli gözaltına alınanlardan iki kişi serbest bırakılırken bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Tabii iki ayrı noktada çıkması akıllara acaba bir sabotaj var mı ihtimalini getirmişti. İşte bu sorulara cevap bulmak için de detaylı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şu an iki kişi serbest bırakılırken bir kişi adliyede savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından savcının talimatıyla bir mahkemeye de sevk edilebilir ya da soruşturma kapsamında serbest de bırakılabilir. Biz de adli süreci takip edeceğiz. Bir kere daha belirtelim son dakika bilgisini. Adalarda 5 hektarlık alanın yanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi serbest bırakılırken bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu noktadaki soruşturmasını halihazırda devam ettiriyor. Mezarlık bölümündeki barakada çıkan ilk yangının ardından burada bulunduğumuz Aşıklar Yolu mevkiinde de yine başka bir noktada yangın çıkmıştı. Dün bölgeye sevk edilen helikopterler ve uçaklar havadan önemli bir katkı sağladı buradaki yangının söndürülmesine. İHA'larda görüntü paylaşarak bu noktadaki yangının olduğu bölgeleri gösterdiler. Toparlayacak olursak bugün itibariyle soğutma çalışmaları tamamlandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi serbest bırakılırken bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ramazan Almaçayır'a notlar için teşekkür ederim. Dün akşamdan itibaren meteoroloji özellikle Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunuyordu ki o yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Çarpıcı görüntüler de geliyor. O görüntülerin adresi ise Rize'nin İkizdere ilçesi. İkizdere ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dere taştı. Derenin taşması sonucunda Rize-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarına da yine su bastı. O su baskınlarından geriye ise bir balçık yığını kalmış durumda. Dereden taşan sular Rize-Erzurum yolunu kapattı. İlçede halen sel tehlikesi devam ediyor. Meteorolojiden de uyarılar var. Doğu Karadeniz için turuncu alarm verilmiş durumda. AFAD ekipleri ise bölgeye sevk edildi. Sel felaketinin yaşandığı bir başka nokta ise Doğu Karadeniz'de Artvin. Artvin'de Yusufeli ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu. Peki son durum ne? Şimdi o son durumu almak için Artvin'e döneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel karşımızda olacak. Mehmet, kolaylıklar dilelim. Sel felaketinin yaşandığı, heyelanın yaşandığı noktadasın. Sözü hemen sana bırakalım. Kelimenin tam anlamıyla bir felaket yaşandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sel felaketinde beraberinde getirdi. Tabii sel önüne neyi kattıysa sürükledi. Bu noktada taşların arasında, balçıkların arasında onlarca araç bulunuyor. Ekipler bir yandan balçığa saplanan araçları çıkartabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tabii yine şunu da belirtelim. Selin yaşandığı noktada Yusufeli Baraj Şantiyesi'nde çalışan bir vatandaş da sele kapılarak hayatını kaybetti. Öte yandan sele kapılan 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilmiş durumda. Çok sayıda ekip bulunuyor. Yine sağlık ekipleri de bu noktada bekletiliyor ve arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ekipler kapanan karayolunda ulaşımı açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Artvin-Erzurum arasında bulunan karayolunda bir tünelin tamamen kapandığını belirtelim ve tüneli açmak için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir kez daha ifade edelim, sel önüne neyi kattıysa sürükleyerek bu noktaya götürdü ekranlarınızda. Selin arkasında, selin ardında bıraktı. İşte o tabloyu, o manzarayı görüyorsunuz. Bu da selin şiddetini gözler önüne seriyor. Tamamen araçlar balçık içerisinde ve taş yığınları arasında bulunuyor. Hemen bir aracı daha göstermek istiyorum sizlere, kameraman arkadaşım. Yüksek alanla birlikte ilerleyebilirsek. Evet, görüyorsunuz araçlarla neredeyse hemen hemen aynı seviyede yürüyoruz. Sel dağlardan kopan kaya parçaları bu noktaya geldi. Karayolu ulaşıma tamamen kapandı. Tünellerde kum birikintileri, balçık birikintileri var. Evet, bu araç da biraz önce hemen yolun karşı tarafında bulunan balçığın içerisinden çıkarıldı. Aracın içini de hemen sizlere göstermek istiyorum. Tamamen balçığa kaplanmıştı bu araç ve ekiplerin yoğun çabası sonucu hemen karşı noktadan, çukurun içerisinden çıkartıldı ve aracın içinde tamamen balçığı sizler de görüyorsunuz. Kayıp 3 vatandaş bulunuyor. AFAD ekipleri bölgede arama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kayıp 3 vatandaşa ulaşabilmek için çalışmalar devam ediyor. Bir vatandaş hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde meydana geldi sel felaketi. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sel felaketini de beraberinde getirdi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Yusufeli Baraj Şantiyesi'nde sel felaketiyle birlikte onlarca araç, onlarca iş makinesi balçığa saplandı. Tabii bu noktada gördüğünüz gibi araçların balçık içerisinde olduğunu bir kez daha belirtelim. Hemen tünelin diğer ucunda, kapanan tünelin diğer ucunda da onlarca iş makinesi balçık içerisinde. Yol kapandığı için ve balçık olduğu için bizler bir sonraki yayında o noktaya doğru ilerlemeye çalışacağız. Ancak bu noktada da gördüğünüz gibi onlarca araç bulunuyor ve ekipler kapanan yolu bir yandan açmaya çalışırken diğer yandan da balçığa saplanan araçları çıkartabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kelimenin tam anlamıyla felaketin izini görüyorsunuz ekranlarınızda. Kayıp 3 vatandaşı, anne baba ve çocuğundan oluşan bir aile kayıp. AFAD ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor kayıp vatandaşlara ulaşabilmek adına. Şu anda sizler de görüyorsunuz araçlarla hemen hemen aynı seviyede yürüyoruz.
tamamen balça saplanmış durumda. Bu noktada yoğun bir çalışma söz konusu. Kapanan tüneli açmak için de ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ancak tünelin kolay açılabileceğini söylemek mümkün değil. Çünkü tamamen kapandığını belirtelim. Dağlardan kopan kaya parçaları ve balçık yığını tamamen tüneli karayoluna ulaşıma kapatmış durumda. Bu noktada çalışmalar sürüyor. AFAD ekipleri kayıp vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da kayıp vatandaşların arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye ekipler sevk edilmiş durumda. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte sel felaketi de beraberinde geldi. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar devam ediyor. Tehlike henüz geçmiş değil. Bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor ve bu noktada da yine bu hususta da uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Sizler şu anda selin arkasında bıraktı işte o dehşet verici manzarayı görüyorsunuz. Araçlar tamamen sele, balçık yığına saplanmış durumda. Ekiplerin de çalışmaları bu noktada devam ediyor. Tabii Artvin Valiliği'nden yapılan açıklama doğrultusunda Artvin-Erzurum karayolunun kapanması nedeniyle vatandaşların farklı bir güzergah kullanması isteniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede meydana gelebilecek yeni sel felaketlerine karşı da vatandaşları uyarıyor. Sel baskınlarına, ani su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor. Özellikle ulaşımda sürücülerin temkinli ve dikkatli olmaları isteniyor. Sizler şu anda çalışmaları ekranlarınıza görüyorsunuz. Bizler A Haber ekibi olarak sel felaketinin yaşandığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Baraj Şantiyesi'nin hemen önünde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Araçların tamamen balça kaplandığını görüyorsunuz. Yürüdüğümüz seviyede hemen hemen aynı hizada ve neredeyse aynı hizadayız araçlarla birlikte. Yoğun bir sel felaketi yaşandı. Onlarca iş makinesi tünelin diğer kısmında balçık içerisinde. Yolda balçık olduğu için ekipler bizleri şu anda o noktaya ilerlememizi engelliyor ama biraz sonra bizler o noktadan da yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Kayıp 3 vatandaş bulunuyor. Arama çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz bölgede gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Söz tekrar sizde. Mehmet Keçkeli, notları için teşekkür edelim. Sayın seyirciler, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. 24 Temmuz'da Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii'nde yeniden ibadet edilmeye başlanacak. Dünse Ayasofya Camii'nin önemli isimleri vardı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'la Kültür ve Turizm Bakanı Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Ayasofya Camii'ndeki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Ayasofya'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi. İçerideki düzenlemelerle ilgili uzman bir ekip oluşturduk. Hem restoratörlerden, mimarlardan, hem Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden, hem tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. Diyanet İşleri Başkanı ise Ayasofya Camii'nde kaç din görevlisinin yer alacağını açıkladı. 2 imam, 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. Bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz Cuma namazından itibaren. Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya Camii'ni Türk milletine armağan edense Fatih Sultan Mehmet Han'dı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine döneceğiz. Zaha Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik konuyla birlikte karşımızda olacak. Söz hemen Çağdaş'a bırakalım. Tarihi Ayasofya kararının verildiği gün Ayasofya Camii'nin önü kadar şu an bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Han türbesinin önü de kalabalıktı. Buraya ziyarete gelenler Fatih Sultan Mehmet'e dualarda bulundu. Peki bu türbenin tarihinde nasıl bilgiler yer alıyor? Konuğum Mehmet Dilbaz'la beraberiz, tarihçi yazar. Mehmet Bey, vakit kaybetmeden ilk soruyla başlamak istiyorum. Buyurun. İstanbul'un fethedildiği gün koca bir İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han'a aitti. Peki neden türbesini buraya yaptırmak istedi? Şimdi efendim Fatih Sultan Mehmet Han bir cihan imparatoru. Malum Osmanlı Devleti'ni Osmanlı İmparatorluğu'na dönüştüren kişi. Osmanlı İmparatorluğu demek Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirası üzerine kurulan bir devlet ve Doğu Roma İmparatorluğu'nu yıktıysanız eğer Doğu Roma'nın için en önemli yerin üzerine ibadethanenizi yapıyorsunuz.
Fatih Sultan Mehmet'in burayı, özellikle camisini ve türbesini buraya inşa ettirmesinin sebebi şu. Bulunduğumuz alan Bizans İmparatorluğu döneminde 12 Havari, Havariyun Kilisesi'nin bulunduğu yer ve hemen ters tarafta günümüzde cenaze namazlarının kılındığı yerin altı da Bizans İmparatorluk Mezarlığı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in camiyi ve türbeyi buraya inşa ettirmesinin, burayı seçmesinin özel bir nedeni var. Fatih Sultan Mehmet Han demek istiyor ki artık sizin imparatorluğunuz bitti. Bizim sultanlığımız ve bizim imparatorluğumuz artık başlıyor. Dolayısıyla Roma'nın hakimiyetinin bitip yerine Osmanlı'nın o bitmek tükenmez hakimiyetinin ikame ettiği yer de bu nokta oldu. O yüzden burası özel olarak seçildi. Efendim, yani tüm dünyaya artık hakimiyet bizde, bende Roma mi? Roma bitti, yeni Roma biziz. Roma çünkü o dönemde bilinen dünyanın en büyük devleti, Osmanlı'da bilinen dünyanın en büyük devleti oldu. O yüzden artık sizin devriniz bitti ve Türklerin kıyamete kadar sürecek olan Allah'ın izniyle yeni devri başladı demektir bu. Peki efendim, nasıl bilgiler yer alıyor? Yayın öncesinde bahsetmiştiniz, izleyenlerimizle de paylaşalım. Şimdi efendim, Fatih Sultan Mehmet Han burayı, şehri fethettikten sonra ilk yaptırdığı yer burası. Evet. Fatih Camii, fakat şu an günümüzde önünde bulunduğumuz türbe 1766 depreminde tamamen Fatih Camii ile beraber yıkılmıştı. Arkamızda bulunan Fatih Camii de Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı cami değil. Sultan 3. Mustafa döneminde bu cami ve türbe yeniden inşa edildi. Fakat zaman içinde gördüğü tarihi zararlardan dolayı en son Abdülhamit Han döneminde kubbenin, türbenin içi yeniden tamir edildi, onarıldı ve günümüzdeki hale geldi. Yani burası orijinal türbe değil, aslında 3. Mustafa'nın yaptırdığı türbedir. Fatih Sultan Mehmet Han bunun hemen altında, malum kendisi yatıyor. Hemen ileride göreceğimiz alan da şurada, kapının tam arkası da Bizans İmparatorluk Mezarlığı idi. Burası Bizans İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Ayasofya'dan sonra şehrin en önemli ikinci kilisesiydi. Ve buranın bulunduğu alan şehrin 4. tepesi olarak kabul ediliyor ve yaklaşık 16 tane imparatorla 20'ye yakın imparatoriçenin de kabri buradaydı. Ama o kendine çok medeni olarak söyleyen Batı, 1204 yılında İstanbul'u işgal ettiğinde ilk yaptıkları iş arkamızda bulunan imparator ve imparatoriçe kabirlerini yağmalamak oldu. Arkamızda bulunan alanda aynı zamanda bunlar için önemli olan azizlerin kemikleri de vardı. Hepsi İtalyanlar tarafından çalındı. Efendim, teşekkür ediyoruz. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz'la beraber Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nin tarihine değindik. Sözü yeniden sizlere bırakalım. Çağdaş Evren Şenliğe notları için teşekkür edelim. Bir yandan da bir başka gündeme ilişkin sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Kız arkadaşı Deniz Bulut'u darp ettiği öne sürülen oyuncu Ozan Güven hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz hafta oyuncu Ozan Güven'le birlikte olan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ozan Güven hakkında hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten nitelikli yaralama suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ozan Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında basit yaralama iddiasıyla başlatılan soruşturma ise uzaklaştırma bürosuna gönderildi. Güven hakkında yağma suçundansa takipsizlik kararı verildi. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne artık kısa bir süre kaldı. O gece yaşananları unutmuyor ve unutturmuyoruz. Şimdi o gecenin kahramanları, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle özel bir yayınımız olacak. Kameralarımızı özel bir noktaya çevireceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Karataş konuklarıyla birlikte karşımızda olacak. Söz hemen Mehmet'e bırakalım. Evet, 15 Temmuz'un yıl dönümüne artık sadece sayılı günler, hatta sayılı saatler kaldı ve bizler de A Haber olarak çok özel bir noktada 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza, 15 Temmuz'un hemen yanı başında bu özel yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çok değerli konuklarımız var.
Aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminde Fethullahçı terör örgütüne karşı kahramanca direnen kahraman şehitlerimizin aileleri ve yine darbecilere karşı kendilerini siper eden gazilerimiz bizlerle birlikte. Öncelikle sizlere, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkür bu noktada sözü hemen gazimize Safiye Bayat'a bırakmak istiyorum. Çünkü kendisinin henüz 17 günlük bir bebeği var. Hamza Sefa daha fazla beklememesi için ilk sözü size bırakalım. Sizler de 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunduğumuz noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direnişinizle, o korkusuzca duruşunuzla tanınmıştınız. Ve şu anda 4 yıl aradan sonra tekrar aynı yerdesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hepinizi Allah'ın rahmeti bereketi üzerine selamlıyorum. Selamünaleyküm. Evet, 4 yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden. Tabii bizim için hüzün dolu bir güne 2 gün kaldı. Çünkü burada şehitlerimizin kanı döküldü. Bu kan Allah'ın izniyle şu gördüğünüz Şehitler Tepesi dediğim Şehitler makamında da isimleri tek tek yazılmış şehitlerimizin adıyla meftun. Tabii bu kan hepimizin kanıydı, kardeş kanıydı. Ben tanka yürürken sadece şunu düşündüm. İnşallah kimseye zarar gelmeden ben bu olayı gider, anlar, anlatır, çözmeye çalışır, ona göre bir rol izlerim diye düşündüm. Lakin tabii gittiğimde hain rütbeliyle baş başa kaldığımda tartaklandım, hırpalandım, çok yıpratıldım. Arkadan cılız seslerin de gelmesi tabii beni gerçekten çok üzdü. Çünkü biri içeriye alalım mı, biri öldürelim mi komutanım dediklerinde ben şok oldum. İşte o an anladım, dedim bunlar bizim askerimizin üniformasını çalmış hırsızlar öncelikle. Sonra da milleti, devleti korkuyla bastırmaya çalışan bir güruhun içinde bulunduklarını anladım. Tabii bu konuşma hepimiz adınaydı, tüm millet adınaydı, tüm devlet adınaydı. Ama onlar yollarından dönmediler. Tabii biz de dönmedik. Ben köprüye yürüdüğümde onları ikna etme çalışmam sadece ve sadece kimseye zarar gelmemesi yönüneydi. Ama döndüğümde milletim akın akın intikal ettiğinde köprüye, onlar gitmiyorsa biz onlara karşı yürürüzü beraber kardeşlerimle yürüyerek yaptık. Sonrasında ne oldu? Oluk oluk kan aktı. Olması gerekir miydi? Kontrollü darbe diyenlere ben buradan sesleniyorum. Tiyatro diyenlere sesleniyorum. Kaval kemiği parçalı kırık bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Dile getiriyorum. Ne gereği vardı bu kadar kanın akmasına? Kontrollüyse, tiyatroysa. Bir sürü yaralı kan kaybından gitti. Şehit yakınlarımız buradalar. Tarihe tanıklık eden bir kardeşiniz olarak ben, ateş hattında o kadar çok tuttular ki kardeşlerimi, kan kaybından öldüler. Bunlara bu gözler şahit oldu. Yaralı taşıdık. Yaralıya giderken vurulduk. Yaralıya giderken vuruldum. Ama kendi safımda, kendi kan kardeşlerimle beraber. İşte 15 Temmuz unutulamayacak bir tarih oldu hepimiz için. Kesinlikle. Evet, Safiye Bayat unutulabilir. Şehitlerin adları unutulabilir. Gazilerin adları da unutulabilir. Ama 15 Temmuz'u ne tarih unutacak, ne devletin yönetimi unutacak, unutmayacak. Çünkü biz öncelikle yola Allah için çıktık. Kefen giyerek çıktık. Ama o kefenin üzerinde demirden, çelikten bir kalkan vardı. O da ne kalkanıydı derseniz, cesaret kalkanı. Ne zaman gelir ben onu da size söyleyeyim. Vatanınıza kim göz dikerse diksin, işte o kalkan sizi o gün gelir, sarar, ama Allah inancı taşıyorsanız, ama Allah yolunda gidiyorsanız. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Tarih ne sizi ne de aziz şehitlerimizi ve o geceyi asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. Sizi dediğimiz gibi bebeğiniz henüz 17 yaşında, hayırlı olsun. Salih'e de bu noktada, özellikle de Hamza Sefa'ya adı gibi yaşasın diyelim. Amin. Çok Allah çok teşekkür ederiz. Siz daha fazla çok bu noktada bekletmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet çok ediyorum. İyi yayınlar ediyorum. Diliyorum dediğimiz hepinize. Dediğimiz gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminde birçok noktada şehitlerimiz aslında o gece siper etmişlerdi kendilerini darbecilere karşı. İşte o noktalardan biri de Ümraniye'deydi ve şehidimiz
Şükrü Bayrakçı da Ümraniye'de aracıyla ilerlerken bir anda darbecilerin tanklarıyla birlikte ters yoldan halkın üzerine gittiğini görünce aracını onların önüne siper etmişti ve şimdi kahraman şehidimizin babası Mehmet Bayrakçı bizlerle birlikte. Efendim bir kez daha şehidimizin ruhu şad olsun. Teşekkür Sizler ederiz. De yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tam aradan 4 yıl geçti artık. Evet. 4. yıl dönümüne sadece saatler kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi 4 yıl geçti ama bize sanki 400 yıl gibi oldu. Gelin şehit ailelerine sorun onu. Her gün özellikle bir de yavrusu var, onu gördükçe içimiz parçalıyor. Yani 4 yıl dile kolay ama bizim çektiğimiz 400 yıl gibi. Evet. Allah onu bir daha hiç göstermesin. Amin. Ne diyeyim yani, Allah onların belasını versin. 31 yaşındaki oğlum gitti, bir oğlum vardı gitti yani. Allah onların belasını versin. Bir şey diyemiyorum yani. Zırf orada halk korumak için 2 tane tank üzerinden geçiyor. 55-110 ton 2 tane tank üzerinden geçiyor çapraz. Hiç arabadan bile inmemiş yani oğlum. Çekiyor arabayı çapraz. Arabadan bile inmiyor. Ülkesi için. Ne diyeyim? Bize de sanki 400 yıl gibi oldu. O geceye dair unutamadığınız ve son görüşmeniz tam olarak neydi efendim? Son görüşmemiz saat 11 gibiydi. Telefon açtık. Oğlum geliyor musun dedim. Baba dedi yolu kapatmışlar. Darbe var. Dedim yok, yalan söyleyin dedim. NTV aç da seyret baba dedi. Ben bugün gelmem dedi. Gelmeyeceğim dedi. Gelmeyeceğim dedi. Ve 10 dakika geçti. Sürekli aradık. Telefonu çalıyor. Cevap vermedi. O gün çok yere ulaşamadık. Sabaha kadar ve ayak yalın Ümraniyelerde dolaştık. Velhasıl bulamadık. Bir gün sonra bulduk. Beykoz'da. Beykoz Devlet Hastanesi'nde. Zaten biz anladık yani. Söylemişler bize, kuzenlerime söylemişler şehit olduğunu ama bize söylemediler. O günü yaşa, Allah bir daha yaşatmasın kimseye. Allah bu FETÖ'nün de Allah belasını versin. Bir şehit babası olarak buradan ne mesaj verirsiniz, ne söylemek istersiniz? Her an devletimiz bizi yalnız bırakmasın, biz sonuna kadar arkasındayız. Asla. 15 Temmuz'u unutmasınlar, unutmayacağız. Asla. Bunu asla unutmayacağız ve unutmasın, devletimiz de 15 Temmuz'u unutmasın. Devletimizden ve halktan bunu istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar size döneceğim. Bu arada bir diğer yayın konuğumuza dönelim. Yine şehidimiz Tolga Ecebal'ın da o gece darbecilere karşı Saraçhane'de göğsünü siper etmiş ve orada bir direniş sergilemişti ve orada şehit düşmüştü. Hemen sözü Sayın Tarkan Ecebal'ına bırakmak istiyorum. Efendim sizler ne söylemek istersiniz? 4 sene oldu. Evet. Koskoca bir 4 sene. Tolgasız bir 4 sene geçti. Bizim için zor mu? Bunu hangi kelimeyle anlatsak kelimeleri bulamıyoruz. Yüksek alır. Ama şunu biliyoruz. Bu ülkede Tolgalar, Mehmetler, Ahmetler, Ömer Alisler bitmez. Çünkü o gece vatan için, bayrak için çıkmıştık. Hep beraber çıkmıştık. Ben de oğlumla beraberdim. Ben kendi elimle oğlumu ambulansa koydum. Morga götürdüm. Evet, o gece biraz uzun oldu ama biz kazandık. Allah'ın ismi. 251 şehit verdik. Evet, Mehmet amcanın dediği gibi. Mehmet amcayla görüşüyoruz. Abimle görüşüyoruz. Biz şerefliyiz. Biz gururluyuz. Evet, çok büyük de bir acımız var ama biz şehit ailesiyiz. Bizim bu şerefimiz bize yeter. Bu onların bize bıraktığı gurur yeter bize. Eyvallah. O geceye dair neler söylemek istersiniz? Son görüşmenizde ya da o gece aklınızda kalan sözler neler efendim? O gece Tolga ilk başta Eyüp Sultan Hazretleri'ne gitmiş. Eyüp Sultan Hazretleri'ni koruyacaktı. Biz Saraçhane'ye çıkmıştık. 10-15 kişi çıkmıştık. Niyet etmiştik Allah için çıkma. Gözlerimizi kapatıp. Ve Saraçhane'ye vardığımızda arkamızda binler vardı yürürken. Binler oldu. Evet. Ve onlardan bir tanesi de gazi oldu. Ve oğlum beni aradığında, neredesin baba dediğinde, Saraçhane'deyiz dedim. Baba yüreğinle gelme diyecektim. Çünkü çok çetin bir savaş vardı. Önce siz oradaydınız. Önce ben oradaydım. Evet. Ve
hainler o şerefli üniformanın altına girmiş hainler vardı. Yani onların elinde silah vardı. Ateş evet. ediyorlardı. Ama bizde vatan aşkı, vatan sevgisi, iman vardı. Elimizde Türk bayrağı vardı. Allahu Ekber diye gidiyorduk. Tolga bana geldiğinde niye geldin oğlum demiştim. Baba bu iş başka bir iş demişti bana. Eğer büyüklerimiz bize dışarı çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip eder demişti. Ve bana söyleyecek bir söz bırakmamıştı. Ondan sonra Tolga da o endamenin içine katıldı. Tolga da birlikte vatan için. Evet, birlikte aynı yerdeydiniz. Aynı yerdeydik. Saraçhane'de aşağıda daha da bir çetin bir savaş vardı. Vatan Caddesi vardı, hı hı. emniyet vardı. Evet. Bizim olduğumuz yerde bir polis yoktu. Sadece alk ve iman ve ellerindeki bayrak vardı. Biraz geri çekildik polisler geldiğinde. Kardeşime baktığımda ateş hattının altında kalmıştı. Kardeşimi almaya gittiğimde oğluma şunu söylemiştim güzel evlada. Babacığım sen bekle, ben amcanı alıp geleceğim. Baba ben de geleyim demişti. Bekle oğlum demiştim. Ben kardeşimi aldım, tam geri dönerken o gece bize çok yoğun ateş ettiler. Belki o gecenin en yoğun ateşini ettiler. Biz yerlere yattık, kamyonların altına girdik o anda. Bir dakika, iki dakika bu ateş sürdü. Ayağa kalktığımda bir çığlık vardı. Oğlumun nişanlısı da vardı yanında. Nişanlısı da mı dışarıdaydı? Nişanlısı da vardı. Yanınızdaydı. Yanımızdaydı. Yere baktığımda eyvah dedim. Beyaz pantollu bir çocuk görünce. Baktığımda bu da benim için ayrı bir şerefti. Oğlum sırtından değil. Mermilerin üstüne yürürken sağ gözünün altından mermi almıştı. Ve yanındakiler anlatıyor. Abi diyor ben yanındaydım. Allah dedi diyor, dizlerinin üstüne çöktü. Ve orada baba baba diye bana bağırıyordu. O anda mermi geliyor. Allah diyor. Evet. 251 şehit. Bu ülkedeki bütün vatanını, bayrağını seven o gece Allah diyerek çıktık. Vatan için çıktık. Bayrak için çıktık. Bu acıyı anlatma, kelimeler yetmez. Mehmet amcayı acısını anlatma, pek konuşmayı sevmez Mehmet amca. Ama işte biz bir aileyiz. 15 Temmuz şehit aileleriyiz biz. 15 Temmuz ailesiyiz. Mehmet amcanın dediği gibi kim unutmaya çalışırsa çalışsın, kim unutturmaya çalışırsa çalışsın. Biz kendi aramızda söz verdik. Allah bizden bu nefese alana kadar bizim unutma şansımız yok. Ama kimseyi de unutturmayacağız. Kimseleri unutturmayacağız. Benden sonra şehidimin oğlu Tarkan var. Kızı Bade var. Onlar bana bu sözü verdi. Onlar unutturmayacaklar. Mehmet amcanın torunu var. Şehidimizin kızı Bade var. Onlar unutturmayacaklar. Acı büyük. Çok büyük. Ama bize bıraktıkları şeref, gurur ondan da büyük. Evet, dediğiniz gibi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hemen efendim sözü size bırakmak istiyorum. Konuşulacak çok şey, hissedilen çok şey var ama burada özellikle de tabii ki darbecilerin kendilerini gösterdiği, o hain yüzünü gösterdikleri noktalardan biri de Harbiye'ydi ve orada TRT binasının önünde de yine darbecilerin oradaki o saldırısı vardı ve onlara karşı da kahramanca direnen vatandaşlarımız vardı. Orada da şehitlerimiz vardı. O şehitlerimizden biri, aziz şehitlerimizden biri de Fahrettin Yavuz'du ve bu noktada aslında Fuat Yavuz bizlerle birlikte abisi. Evet, acınız tarifsiz, anlatılmaz ve aradan 4 yıl geçti. Siz neler söylersiniz? 15 Temmuz'u anlatmak çok zor. Evet. Yani o geceyi yaşayanlar, işte abilerim birer tane can kaybetmiş. Bizler 251 şehit aileleri o geceyi yani yaşamak lazım. Anlatmak çok zor. Yani kelimelerle anlatmak bunu zor. Allah bu ülkeye bir daha öyle bir gece nasip etmesin, yaşatmasın. Amin. Bizler bugün bu konuşmayı burada yapabiliyorsak 251 şehide borçluyuz bunu.
Biz eğer o gece bu ülke düşseydi İslam alemi düşecekti. Yani sadece Türkiye değil. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Dünyanın her yerinde İslam alemi bu konuda hemfikir. Eğer Türkiye 15 Temmuz'da düşmüş olsaydı o gece, İslam alemi bir daha 300 sene, 500 sene kendine gelemezdi. Çünkü biz İslam aleminin olmazsa olmazıyız. Hamisiyiz. Yani bizim 15 Temmuz'da biz yatsı namazındaydık. İşte üç kardeşim, Fahrettin, ben, Ahmet abisi. Namazı bitirdik. Herkes evine geçti. Ben namazdan çıkarken bana iş ortağım, aynı zamanda manevi oğlum gibi, Cihan diye bir ortağım var, telefon açtı bana. Abi dedi, darbe oluyor dedi Türkiye'de. Haberin var mı? Ne darbesi oğlum? Bu kadar güllük gülistanlık bir ülkede her şey dört dörtlükken darbe mi olur dedim. Abi tanklar sokaklarda dedi. Hemen karşımızda fırın var. Fırına koştum. Baktım ki havaalanı kapalı, köprüler kapalı. Hemen evime koştum. Evim çok yakın. 2000 ödede. Evde ufak bir şey hazırlık yaptım. Süleyman Soylu, o zaman İçişleri Bakanı değil, Çalışma Bakanımız. Tahmin ediyorum A Haber'de, çünkü A Haber atıktı. Evet. A Haber'de telefonla halkımızı sokağa, işte yani haklarını korumak için halkı sokağa istiyoruz diye bir duyuru şey yaptı. Ben hemen kardeşlerimi aradım. Tek tek hemen meydanda buluşalım diye. Çok şükür hepsi hemen geldiler. Hatta rahmetli namaz kıldığı arkadaş, bir ablası var dükkanın karşısında. Fahrettin oğlum nereye gidiyorsun dedi. Dedi abla, vatan elden gidiyor. Darbe oluyor dedi. Sokağa çıkıyoruz. Dedi oğlum içimde bir kötü bir his var. Gitme dedi, bir şey olacak sana. İşte rahmetli orada dedi ki abla, eğer şimdi gitmezsek yarın çok geç olmaz mı? Bu ülkenin bugün bu saatte bize ihtiyacı var. Evet. Ve kalkıyor, yanımıza geliyor. Bizle beraber, biz de köprüye gelmeyi düşünüyorduk. Sonra TRT'ye geçtiniz. Sonra Derediye'yi işgal ettiklerini duyunca oraya geçtik. Orada tabii çok zor anlar. Yani gözümüzün önünde insanlar yaralanıyor, vuruluyor. Çok sıkıntılı anlar. Kardeşim en ön safta, hep biz zaten komuta ettik orayı. O anı anlatır mısınız? Tam olarak hani böyle olayın en sıcak olduğu anda ne oldu tam olarak? Kardeşim benden 5 metre önde biz orada bir tane polis arabası var, kirbi. Kardeşim oraya gidiyor. Diyor ki ya bize müsaade et diyor. Biz diyor dalalım içeriye, burayı kurtaralım diyor. Yani bunları bekleyecek halimiz yok. Evet. Polis memuru da bunu bana anlatan, bunu yaşayan polis memuru. Evet. Diyor ki kardeşim, yani görüyorsunuz insanları vuruyorlar. Bırakın yani, geçin yani, gidin evinize diyor. Sabaha kadar bunların bizi vurmasını mı bekleyeceğiz diyor. En fazla 10 kişi vururlar diyor. Ama biz bunları yarım saatte bitiririz diyor, yani alırız, teslim alırız diyor. O arada tabii en önde olduğu için polisler de buna, yani polisle konuştuğu için, sarışın bir çocuk, beyaz tişört diyor. Evet. Direkt kafadan nişan alıyorlar. Tabii yani kafadan nişan alıyorlar. Rahmetli düştüğünde beyninin üçte ikisi dışarıdaydı. Evet, mekanı. Ahmet diye kardeşimin kucağına düştü orada, yanında. Hemen alıyorlar. Ben tabii 5-10 metre kalabalık. Dünya yıkılıyor. Orada vurulan, yani yaralanan, ölen. Bana telefon geliyor. Fako vuruldu diyor. Elinden vurulduğunu bana söylüyorlar ama. Beyninden değil. Ben elinden anlıyorum. Sonradan hastaneye gidince baktım ki kardeşimin bütün her tarafı kan ravan içinde. Ne oldu dedim. Fako beyninden vuruldu dedi. Hastaneye daldım ben. Ameliyathaneye. Dalınca kardeşim bana doğru, kafası bana doğru, giriş kapıya doğru. Beyninin üçte ikisi dışarıda. Yani paramparça her taraf.
Hemen yakamaza beni dışarı atıyorlar tabii. Ben onu gördüm, şok bir daha oldum. Göremediniz mi o noktadan yani sonra? Yani bunun yaşama şansı çok zor çünkü bizler çok yakınlarımızı beyin kanamasından kaybettik. Yani ufacık bir beyin kanamasından ölen insanlar, bu beynin evet. üçte ikisi dışarıda yani paramparça. Zor. Mekanı yani, cennet olsun tüm şehitlerimizin. Allah sizlere de sabır versin. Ben bu noktada aslında sözü çok kısa bir şekilde yayınımızın da sonuna doğru artık geldik. Hemen size bırakmak istiyorum Sayın Mehmet Bayrakçı. Buradan mesajınız, son cümleniz ne olur efendim? Son cümlemiz 15 Temmuz'u unutmasınlar. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız da bize sahip çıksınlar. Türkiye, devletli bir, tüm Türkiye rahatına sahip çıksınlar. Özellikle 15 Temmuz gün nasıl diğer bayramlarda camlarımıza bayrak takıyorsak 15 Temmuz'da bunu halkımızdan bekliyorum. Sizin evlatlarınız bu topraklara sahip çıktı. Allah'ın izniyle bu ülkede sizlerle olacak. Biz de sahip çıkacağız bu noktada, Allah'ın evet, sizler neler söylersiniz? Sahip çıksınlar derken şunu evet, demek istiyor. Evet. Kimse yanlış anlamasın. Tabii. 15 Temmuz'u unutmasınlar. Ben, aynen öyle. Başka biz bir şey istemiyoruz. 15 Temmuz'u unutmasınlar. Biz çünkü bir şey istemek için bu o gece çıkmadık. Allah için çıktık. Allah için vatan çıktı. İçin çıktık. Bayrak için çıktık. Evet, sizin de son mesajınızı alalım ve burada yayınımızı artık sonlandıralım. Ben buradan A Haber'e tekrar teşekkür etmek biz istiyorum. Biz size teşekkür ederiz. Çünkü A Haber bu işi beşini bırakmıyor. Allah'ın en çok gündeme getiren A Haber. Yani 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım. Önemli olan bu. Çünkü 251 şehidin her toprağında yani kanı var. Bu ülkenin bütün toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuş. Şehitlerimizi unutmayalım yeter yani. O FETÖ ayinlerini sevindirmeyelim. Asla. Asla. Aynen öyle. Size çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haber ekranı her zaman sizlerin. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Bizleri bugün de yalnız bırakmadığınız için. Tekrar 251 canımızın ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. O gece sokağa çıkan tüm yürekli gazilerimizin de acil şifalar diliyoruz kendisine. Evet Gökhan Kurt, bizler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne doğru giderken çok önemli ve anlamlı bir noktada 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin hemen yanı başında bu yayınımızı gerçekleştirdik ve şehitlerimizin ailelerine, sizin de izninizde tüm ailelerine bir kez daha başsağlığı diyelim ve Gökhan Kurt, sizi tekrar size bırakalım. Mehmet Karataş ve konuklarına teşekkür edelim. Biz de bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Ve meteorolojiden gelen uyarıyla devam edeceğiz. Doğu Karadeniz için turuncu alarm verildi ve hem Rize'de hem Artvin'den sel felaketi haberleri geliyor. Şimdi iki noktamız olacak. Rize'de A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım karşımızda olacak ama öncelikle Artvin'e gideceğiz. Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişiydi, arama çalışmaları devam ediyordu. Üç kişilik ailenin kaybolan aracı da bulunduğuna dair bilgiler var. Şimdi hemen Artvin'e gideceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Keçkay karşımıza. Söz hemen Mehmet'e bırakalım. Evet, sel felaketinin ardından kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyordu. An itibariyle bir gelişme yaşandı. Kayıp 3 vatandaşın aracına ulaşıldı. AFAD ekipleri bir yandan da vatandaşlara ulaşmak için kazma çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü aracın üzerinde yoğun bir toprak birikintisi var. Sizler şu an ekranlarınıza görüyorsunuz. Selden en çok etkilenen noktalardan birisi de işte bulunduğumuz bu nokta. Araçlar tamamen balçık içerisinde. Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmurla birlikte meydana gelen sel felaketinde bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyordu. 3 vatandaşın canlı yayındayız, bir müsaade ederseniz. Kayıp 3 vatandaş arama çalışmaları devam ediyordu. 3 vatandaşın da aracına ulaşıldı. Şu anda ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz. Balçık içerisindeki araçları görüyorsunuz ve şu anda araçların da tamamen kum bir beyefendi bir müsaade ederseniz kum birikintisi içerisinde, balçık içerisinde olduğunu sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Dün akşam saatlerinde Yusufeli'nde sağanak yağmur etkisini göstermeye başlamış ve gece saatlerine kadar da devam etmişti. Sağanak yağmurun ardından sel felaketi meydana geldi. O noktada da yine kayıp 3 vatandaşın aracına ulaşıldı. 3 vatandaşın aracına ulaşıldıktan sonra kazma çalışmaları başlatıldı. Yine bölgeye arama kurtarma köpekleri sevk edildi. Bu noktada AFAD ekipleri bulunuyor. Ekipler bir yandan da vatandaşlara ulaşmak, kayıp vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sizler de şu an ekranlarınızda görüyorsunuz.
Sel felaketinden en çok etkilenen nokta aslında onlarca iş makinesi var aşağıda ve şu anda görevliler de bizi bu noktada beyefendi tamam engelliyorlar ve ilerlememizi istemiyorlar tehlikeli olduğu için. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda ekranlarınızda balçık yığınlarını gördünüz ve ilerleyen dakikalarda da gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Yeni sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Keçkel'e teşekkür edelim. Bir başka nokta Rize. Rize'de de sel felaketi yaşandı. Sözü hemen Ahmet Çağlar Yıldırım'a bırakalım. Rize'nin İkizdere ilçesinde şu anda Ovit Vadisi üzerinde bulunuyoruz ve dün gece aşırı yağış bu bölgede derelerin taşmasına neden oldu ve işte bu yol Ovit'e gidiyor. İkizdere ilçesinden birkaç kilometre yukarıda yolun kapanmasına neden oldu. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le ilerliyoruz. İşte iş makineleri yolu açmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Hemen bizim hemen sağ tarafımızda dere akıyor. Ovit Vadisi deresi. İşte o dere aşırı yağış sonucu taştı ve işte bu görüntüler ortaya çıktı. İkizdere, Ovit, Erzurum karayolu şu anda bu taşkından dolayı kapanmış durumda. 3 noktada kapanmıştı yol aşırı yağış nedeniyle taşkın dolayısıyla. Diğer 2 nokta açıldı ama işte en çok zararı bu noktada verdi. Ekranlara getiriyoruz ve işte iş makineleri yolu açmak için yola biriken molozları, kaya parçalarını, odun parçalarını temizlemek için çalışmalarına devam ediyor. Evet, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirtelim ama şu anda yolda çalışmalar devam ediyor. Ovit Vadisi'nden akan derenin taşması sonucu 3 noktada yol taşkınlar dolayısıyla kapanmıştı. 2 nokta açıldı. İşte en önemli noktanın trafiğe açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ve bu bağlantıyla da bültenimizi tamamlıyoruz. Mutlu günler.